21. Kısım İlla birinin kafasını şişirmek niyetiniz, niyetindeyseniz şefin gelmesini bekleyeceksiniz küçük hanım. Dayan tamirhaneyi büro camının ötesinden görebiliyordu. Duvarlar öylesine siyahtı ki tavandan gelen ışığı içiyor gibiydi. Uzakta demir aletler şaklıyordu. Bir yerlerde hidrolik kırıkolar hırıldıyordu. Tıpkı acı çeken ciğerler gibi tamirhaneden ve garajdan oldum olası hoşlanmazdı. İnsanın kemiklerine donduran, buz gibi havadan, burun deliklerini dolduran yağ ve grez kokusundan, kesici ve soğuk aletler kullanan kapkara ellerden, insanların ellerini sabunla değil, kumla yıkamak zorunda kaldıkları bu iç karartıcı yerlerden hoşlanmıyordu. Mavi tulum giymiş şişman adam tezgahın arkasında gözde cümlesini tekrarlıyordu. İzin vermek benim işim değil. Şefle görüşmeniz gerek. Ne zaman döner? Yemeğe gitti. Bir saat sonra burada olur. Dayan çok güç durumda kalmış görünmeye çalıştı. Aslında oraya gitmek için şimdi karşısında duran gibi yetkisiz biriyle konuşmak amacıyla öyle vaktini beklemişti. Karşı tarafın eksperi henüz gelmediğinden otomobiline yaklaşmasının tek yolu buydu. İçini çekti. Bakın oğlum hastanede ağır yaralı. Yanına gitmem gerekiyor ama ondan önce otomobildeki teknik bir belgeyi almak zorundayım. Tamirci ağırlığını bir ayağından ötekine verdi. Bu durumdan nasıl kurtulacağını bilemez görünüyordu. Maalesef Eksper gelmeden kimse arabaya yaklaşamaz. Sigortanın şartı bu. İyi ya işte belgeyi isteyen de sigorta. Adam hala tereddüt ediyordu. Üzerinde kaza geçirmiş bir otomobil taşıyan bir çekici rampayı tırmandı. Gaz hortumları arasında büronun birkaç metre ötesinde durdu. Dayan rahatsızlığının arttığını hissetti. Adam sonunda poflayarak sordu. Anahtarınız var mı? Dayan cebindeki anahtarları şıngırdattı. Adam homurdandı. 58 numara. ikinci bodrum. En dipteki park yeri. Acele edin. Eğer patron siz oradayken gelirse yanarız. Dayan arabaların arasından süzüldü. Sonra tamirhaneyi boydan boya geçti. Koyu beton duvarlar boyunca ilerledi yağ birikintilerinin üzerinden atladığı neonların ışığı karanlıkta gizli dünya dışı gündüz aydınlığının tam tersi bir anlam taşır gibiydi. Hafif meyilli bir rampadan inip ikinci bir garaja vardı. Arabalar madeni bir uykuya yatmış soğuk canavarları andırıyordu. Dayan içindeki huzursuzluğun giderek arttığını hissediyordu. Ayakkabılarına yapışan yağlar gırtlağına sinen yanık yağ kokusu. Zemindeki silinmek üzere olan numaraları izledi. Parçalanmış Toyota ile karşılaşma düşüncesi bile midesini bulandırıyordu. Ama o ayrıntıyı kontrol etmeliydi. Emniyet kemeri ile ilgili ayrıntıyı. Çocuk o emniyet kemeri bağlı olmadığı için koltuğundan fırlamıştı. Demek ki katiller eğer katiller varsa bu konuda kendilerine çok güveniyorlardı. Dayen'in çocuğun kemerini bağlamayacağını, böylesi bir güvenlik önlemini es geçeceğini nasıl biliyorlardı. Toyota Land Cruiser birkaç metre ötede göründü. Dayen göçmüş kaputu, ezilmiş, önce mi korkunç kıvrımlarla bükülmüş sol çamurluğu gördü. Bir sütuna yaslanmak zorunda kaldı, eğilip kusacağını sandı ama kan eğik kafasına hücum etti. Böylelikle genç kadına hiç beklemediği bir denge bir güç kazandırdı. Tüm kuvvetini toplayarak doğruldu, arabaya yaklaşıp sağ arka kapının yanına gitti. Çantasından halojen el fenerini çıkarıp sağ arka kapıyı açtı, yeni bir şok. Çocuk koltuğunun kenarında kara ve kurumuş kan lekeleri bütün arka koltuğa yayılmış cam inciler. Kafasında birbiriyle örtüşen iki zıt görüntü vardı. Lucy'nin koltuğunun yanında emniyet kemerinin örgülü kayışını, güvenlik tokasını görüyordu. Anlaşıldığı kadarıyla kullanılıp takılmamış bir kemerdi bu. Aynı zamanda kendini çocuğu koltuğuna oturtup emniyet kemerini takarken de izliyordu. Hem yeni bir şey de değildi bu. Gün geçtikçe kanıtlar tam tersini söylese de inancı daha güçlenmiş, daha belirginleşmişti. Kemeri taktığından emindi artık. Şimdi arabanın karşısındayken hiç kuşkusu kalmamıştı. Bu iki gerçek birbiriyle nasıl bağdaşacaktı? El fenerini dişlerinin arasına sıkıştırıp otomobilin içine girdi bağlantı sistemini dikkatle gözden geçirdi. Artık bir sabotajdan kuşkulanıyordu. kuşkulanıyordu. Zayıflatılmış bir kemer, eğlenmiş bir perçin. Ama hayır, hiçbir şeye dokunulmamıştı. Arka koltuğa oturdu, koltuğun üzerinde yaptığı çalışmaların fotokopilerini tıktığı dosyalar, içi ataçlarla dolu plastik kutucuklar, haki renkli bir battaniye vardı. Bütün bu eşyalar çarpma anında koltuğun arkalığına gelip dayanmıştı. Her birine teker teker baktı, inceledi, yerlerinden kaldırdı. Bir şey bulamadı. Aramaya devam etti. Bir dizini koltuğa dayadı, arkalığın üzerinde bagaja uzanmaya çalıştı. Çarpmanın şiddeti bagajın kapağını koparmıştı. Dayan kapağı ensesinde hissettiğini hatırladı. Bagaj boşluğunun üzerine eğilerek fenerin ışığını gezdirdi. Yine dosyalar, eski bir bez torba, yürüyüş ayakkabıları, benzine bulanmış bir parka. Göze çarpan, değişik görünen bir şey yoktu. Oysa kafasında yavaş yavaş bir düşünce oluşmaya başlıyordu. İmkansız ama elinin tersiyle süpürüp atamayacağı bir varsayım. Feneri söndürüp Ön koltuğun, koltuğun arkalığına yazlandığı aklındakini doğrulamak için olayın tek tanığını sorgulamak gerekecekti. Bizzat kendini, aklını kaybedip kaybetmediğini, bu olayın mantık sınırlarını aşıp aşmadığını anlamak için hafızasının derinliklerine inmek zorundaydı. Ne var ki insanın kendi içinde böylesi bir dalış yapmasını sağlayacak tek bir yöntem vardı ona yardım edecek de tek bir insan 22 kısım restoran mermerli bir holden sonra koyu renk kadifelerle kaplı beyaz sütunların süslediği büyük bir salonu açılıyordu yarım daire şeklindeki çıkıntılarda birkaç masa vardı loş ışıkta piyanonun cilası parlıyor tablolar altın gibi pırıltılar saçıyor. Yere kadar inen pencerelerin ötesinde de Champ Elis bahçelerinin zarif yeşilliği ve aydınlığı restoranın görkemine yanıt veriyordu. Portakal rengi gökyüzü hafif parıltılı salonun yumuşaklığına uygun, sedefli ve pürüzsüz bir ışık saçıyordu bugün. Bu ışık ve renk sadeliğini bir de seçkin sessizliğini kristal ve gümüş çınlamasını çınlamalarını ölçülü gülüşlerle bölünen mırıltıları eklemek gerekirdi. Dayan metrotolin peşinden yürüdü. Geçerken bakışların bir an üzerinde toplandığını hissetti. Müşterilerden çoğu koyu renk elbiselere bürünmüş, donuk tebessümler takılmış erkeklerdi görüntüye kanmaması gerektiğini biliyordu. Bu yumuşak atmosferin, bu sakin yüzlerin gerisinde iktidarın gizli yüreğinin çarptığının farkındaydı. Bu restoran her öğlen ülkenin siyasal ve ekonomik kaderinin belirlendiği seçkin mekanlardan biriydi. Metrotel büyük pencerelere en yakın son çıkıntının önünde durdu. Charles Helikian oradaydı gazete okumuyordu. Yan masada oturan iş adamıyla da konuşmuyordu. Bekliyordu. Sadece bekliyordu. Bu kadarı ona yetiyor gibiydi. Dayan bu dolaylı saygı belirtisinden dolayı itinin minnetle dolduğunu hissetti. Tamirhaneden çıkarken Üvey babasını cep telefonundan aramıştı. Paris'te bu numarayı en fazla 10 kişi biliyordu. Olabildiğince çabuk görüşmek için ısrar etmişti adamcağıza. Charles küçük bir çocuğun kaprisine cevap verir gibi sadece gülmekle yetinmiş müşterilerinden birileri, biriyle yiyeceği, yiyeceği yemekten sonra bu restoranda buluşmayı önermişti. Dayan ancak eve dönecek saçlarındaki esrar ve yanık yağ kokularından kurtulacak Buraya gelirken de gerekli duyarsızlık ve rahatlık havasını bürünecek zamanı bulabilmişti. Charles ayağa kalktı. Dayeni çıkıntının içindeki kanepeye oturttu. Dayan yağmurluğunu çıkardı. Şimdi üzerinde dar ve kolsuz dikişi bile yok dedirtecek kadar sade siyah bir elbise vardı. Boynuna taktığı köprücük kemiklerinin üzerinde parıldayan inci gerdanlık Kulaklarından sarkan küpelerle birer su damlası kadar benzeşiyordu. Dayan'ın tarzına göre büyük bir gösteriş. Çok. Muhteşem miyim? Charles gülümsedi. Dayan devam etti. Harika. Tebessüm yayıldı. Kusursuz dişler yüzünün esmerliğini böldü. Dayan devam ediyordu. Çekici, seksi, baş döndürücü içini çekti, parmaklarını kenetleyip çenesini ellerinin üzerine yerleştirdi. Öyleyse neden kendimi çirkin bir sırık gibi görüyorum? Charles Helkin ceketinin iç cebinden bir pro çıkardı. Sebebini bilmiyorum ama annenin kabahati olmadığı kesin. Öyle bir şey deme, öyle bir şey dedim mi? Kahverengi yaprakları parmaklarının arasında çatırdattı. Son konuşmanızdan söz etti bana yanlış yapmış. Birbirimizden saklayacağımız bir şey olamaz. Kazadan beri sana telefon ediyor, mesaj bırakıyor. Sonra onunla konuşmak istemiyorum. Dayeni çok ciddi baktı. Bu tutumun çok saçma. Önce sana acımasını bile reddettin. Şimdi de Lucian iyileşirken hiçbir haber vermiyorsun ve bu konudan bahsetmeyelim olmaz mı? Buraya bunun için gelmedim. Charles beyaz bir bayrak gibi açık avucunu kaldırdı, sonra garsonu çağırıp siparişlerini verdi. Kendisi için kahve, Dayan için çay. Sonra kısık sesiyle konuştu. "Benimle konuşmak istiyordun üstelik çok acelen olduğunu söyledin. Ne istiyorsun?" Dayan üvey babasına yan gözle baktığı Öpücüğün anısı yüreğini doldurdu. İçini bir huzursuzluk kapladı. Yanaklarının alev alev yandığını hissetti. Rahatsızlığını kovmak için aklını kelimelere vermeye çalıştı. Bir gün benim yanımda hipnozdan bahsetmiştin. Müşterilerini tedavi etmek için bazen bu yöntemden yararlandığını anlatmıştın. Doğru, ürkeklik ya da rahat konuşmama durumlarında ne olmuş? O gün hipnozun bir insanın belleğini araştırmada sınırsız güce sahip olduğunu söylemiştim. Charles'ın bakışları alaycıydı. Bazen uzman gibi görünmeye çalışıyorum. O günü bütün ayrıntılarıyla hatırlıyorum. Hipnoz sayesinde insanın kendi hafızasını anılarına yönelik bir kamera gibi kullanabileceğini söyledim. Farkında olmasak da yaşadığımız olayların bütün ayrıntılarını bilinçaltımızda sakladığımızı ekledim. Bilincimizin hiç erişemediği ama işaret parmağıyla şakağını dokundu. Buraya aklımıza kazınan ayrıntıları. O gün çok formdaymışım. Şaka etmiyorum. Dediklerin doğruysa hipnoz insanın geçmiş olayları yeniden yaşamasına istediği anın üzerinde durmasına, herhangi bir ayrıntıyı incelemesine imkan veriyor. Kendi zihnini bir video kamera gibi kullanmasına, istediği yerde durmasına, görüntünün şu ya da bu noktasını zoomlamasına. Charles'ın yüzündeki tebessüm kayboldu. Sözü nereye getireceksin? Dayan soruyu durma, duymazdan geldi. Bir psikiyatrdan söz etmiştin. Sana göre Paris'in en iyi hipnotizmacısı. Bu tip seanslarda uzman biri. Çağrı soruyu daha yüksek sesle tekrarladı. Sözü nereye getireceksin? Adresini öğrenmek istiyorum. Garson masanın üzerine ağır bir gümüş tepsi bıraktı. Kahvenin siyah pırıltısı. Earl Grey'in kızılımsı yumuşaklığı. Kokular servisinin servisin zarafetini sararken renkler incelikle karışıyordu. Beyazlı adam çekildi. Charles hemen sordu. Neden? Dayan sakince cevapladı. Hipnozla kaza sahnesini yeniden yaşamak istiyorum. Çıldırmışsın sen. Annem hastalığını sana da bulaştırmış. Benimle konuşurken en sevdiği cümle bu. Neyin peşindesin? Mark Vlovich'in bomboş bokan gözlerini saat tutma çalışmasını hatırladı. Varsayımını bir kez daha gözden geçirdi. Birçok insanın düzenlediği kazaya benzetilmeye çalışılmış bir cinayet girişimi. Soruyu basitçe yanıtladı. O kazada birbirine uymayan ayrıntılar var. Hangi ayrıntılar? Cevap verdi. Emniyet kemeri bağladığımdan eminim. Charles neredeydi? neredeyse rahatlamış görünüyordu yatıştırıcı bir sesle konuştu. Dinle, bu hikayenin aklından çıkmamasını anlıyorum ama... Hayır, dinleyecek olan sensin. Dayan iki dirseğini masaya dayayıp eğildi. Samimi ol, gerçekten çılgın olduğuma mı inanıyorsun? Asla. Böylesi rahatsızlıklardan dolayı birkaç defa tedavi gördüğümü biliyorsun. Evlat edinme dosyamda klinikte geçirdiğim günlerin görünmemesini sağlayan bizzat sendin. Onun için şimdi beni nasıl bulduğunu bilmek istiyorum. Sana göre tamamen iyileşmiş sayılır mıyım? Evet. Cevabın tonunda küçük bir tereddüt saklıydı ama biraz şey kaldın, tuhaf. Senden açık bir cevap bekliyorum. Rahatsızlıklarımın izlerini taşıdığımı düşünüyor musun? Yoksa tam tersine gerçekten dengemi bulduğum söylenebilir mi? Charles prosunun dumanını üfleyerek zaman kazanmaya çalıştı. Evet dedi sonunda tamamen iyileştin. Gerçek dengene kavuştun. Eksantrik, dengesiz biri değilsin. Ayakların yere basıyor, gerçekçi. Düzenli olması gereken şeyler konusunda neredeyse manyak, gerçek bir uzman. Dayan ilk kez gülümsedi. Charles'ın tüm iştenliğiyle konuştuğunu biliyordu. Sözün gerisini getirdi. Öyleyse çocuğun kemerini takmamamı nasıl açıklıyorsun? Çok içmiştik. Çok geç olmuştu. Biz. Dayan masaya vurdu. Fincanlar şangırdadı. Son müşteriler başlarını çevirip merakla baktı. Lucien tüm hayatımın kararı diye bağırdı. Karar verecek yaşa geldiğimden bu yana yaptığım en iyi şey birkaç kadeh şampanyadan sonra bu en basit güvenlik önlemini mi unutacağım? Onu arabanın arkasına basit bir sırt çantası gibi mi yerleştireceğim? Charles parmaklarıyla purosunu sıktı. Bütün bunlara geri dönmekle doğru yapmıyorsun. Sayfayı çevirmen. Dayan yağmurluğuna uzandı. Tamam sana güvenebileceğimi sanıyordum ama yanılmışım. Rehbere bakıp bir adı Paul Sager. Charles tepesi fil dişinden yapılmış kocaman dolma kalemini çıkardığı kendi kart vizitlerinden birinin arkasına adamın adresini telefon numarasını yazdı. Başını kaşıyacak zamanı yok ama benim adımı verirsen seni hemen alır. Dikkatli ol çok çapkındır. Ders verirken hep sınıfın en güzel kızını kapardı. Öteki öğrencilerin ağızlarını kapatmaktan başka yapacak bir şeyi kalmazdı. Gerçek bir sürü başı. Dayan kart fizidi cebine soktu. Teşekkür etmedi. Küçük bir tebessüm bile. Bütün bunların yerine konuştu. O gece beni rahatsız eden bir şey daha vardı. Ne? Beni öpmen merdivenlerde. Kaşlar kararsızlık belirtir gibi havaya kalktı. Charles Helkian çember sakalını sıvazladı. Ha şu diye mırıldandı. Dayan gözlerini ondan ayırmıyordu. İş adamı pahalı takım elbisesinin içinde kımıldadı. Bilmem öylesine gelen bir şeydi işte. Charles Helkin ünlü psikoloji danışmanı daha inanılır bir şey bulmaya çalış. Üvey babası giderek daha rahatsız görünüyordu. Hayır gerçekten o ana ait bir hareketti. kalmış o çocuk Loş ışıkta dimdiksen her zamanki gibi cesur ve kararlı. Her zamankinden çok farklı olduğun o gece çok özgür oldum. Sana iyi şanslar dilemek istemiştim. Hepsi bu. Dayan çantasını alıp ayağa kalktı. Öyleyse iyi yapmışsın diyerek konuşmaya son noktayı koydu. Hissedebildiğim kadarıyla şansa çok ihtiyacım olacak. Topuklarının üzerinde dönerek İran kralını tahtında yalnız bıraktı. Birkaç adımda salonu baştan başa geçti. Koca restoran şimdi ıssız görünüyordu. Yarı karanlıkta sadece yaldızlı tablolar ile yağmurun kamçıladığı camlar parlıyordu. Dayan mermer hole varmıştı bile. Arkasına döndü. Charles aceleyle geliyordu. Hey tanrım neyin peşindesin? Bana her şeyi anlatmadın. Cevap vermeden önce Charles'ın yanına varmasını bekledi. Sadece bilmek istiyorum. O kemer sorununu çözmek. Hayır dedi Charles. O kazayı bir kaza olmadığını düşündüğün için yeniden yaşamak istiyorsun. Dayan birden psikolog üvey babasına büyük bir hayranlık duydu. Üzerinde saman kağıdından bir elbise vermiş gibi tüm düşüncelerini okumuştu. Mantığın ötesinde de olsa aklındakileri anlamıştı. Doğruladı. Haklısın. O kaza ile Vankey'nin ölümü arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Nasıl düşünmem? Bu kadarı rastlantı olamaz. Lucy'nin henüz anlaşılmaz bir olayın ortasında bulunduğundan eminim. Charles soludu. Aman tanrım, sakın deli olduğumu söyleme bana kıvırcık saçlı, yanık tenli adamın benzi sararmış gibiydi. O kaza bir cinayet girişimi mi? Tüm kanıtları toplayamadım daha. Hangi kanıtları? Sabırlı ol. Dayan topuklarının üzerinde döndü. Charles yetişip kolundan tuttu. Göz kapakları kelebek kanatları gibi titreşiyordu. Beni dinle. Sen ve ben. Birbirimizi 16 yıldır tanıyoruz. Eğitimine hiç karışmadım. Annenle ilişkine hiç karışmadım. Ama bu kez saçmalamana izin vermeyeceğim. Bu kadar saçmalamana. Yaramaz kız çocukları gibi terbiyesizce, saygısızca güldü. Eğer bütün bunlar sadece düşündeyse korkacak bir şeyin yok demektir. Küçük salak, belki ateşle oynuyorsun ama oynadığının farkında bile değilsin haykırmıştı. Dayan, sol tarafında hareketsiz duran garsonların bakışlarını hissetti. Kuşkusuz Charles Helikianı ilk kez böyle görüyordu. "Sen yaptığının farkında değilsin." dedi daha alçak bir sesle. "Haklı olduğunu kabul etsek bile dikkat et. Kabul etsek bile diyorum bu işe karışamazsın. Bu polisin işi." Cevap verme fırsatı bırakmadan sordu. Ya o emniyet kemeri, o kemer nasıl bir kanıt olabilir ki? Emniyet kemeri takılmamış, Express'in raporu bu konuda en ufak bir kuşkuya yer bırakmıyor. Öyleyse ne? Kemeri taktığımdan eminim. Kopkoyu bir gölge, Charles'ın yüzünü kararttı. Ne yani, kemeri Lucien mi? Lucien mışıl mışıl uyuyordu. Dikiz aynamdan bakıyordum ona. Neler saçmalıyorsun? Kemer kendi kendine mi açıldı? Dayan yaklaştı. Charles genç kadının ancak omuzlarına geliyordu. Dayan bir sır verir gibi fısıldadı. Ne derler bilirsin. Bütün mümkün olanlar sıralanıp bir kenara bırakıldıktan sonra geriye ne kalır? Imkansız olan. Charles parlak alnını kapkara bakışlarını Dayan'a e çevirmişti. Hangi imkansız? Dayan biraz daha eğildi. Gözlerinin önünden arabanın içini geçirdi. Kan, cam, karanlık gölgeler. Buruşuk battaniye sesi hem korku yüklü hem de tatlı ve yumuşaktı. İmkansız o arabada benden başka birinin daha olması. 23. Kısım Dışarıda Çampelis bahçeleri bir ışık ve yağmur halkası oluşturuyordu. Sağanak güneş ışınlarını daha da parlaktı, parlaklaştırıyordu. Yapraklar rüzgarda hışır diyor. Sicim gibi yağan yağmura zarif yeşil kıvrımlarla karşılık veriyordu. Dayan güneş gözlüğünü taktı. Setin üzerinde tereddüt etti. Varsayımını yüksek sesle açıklamaktan rahatsız olmuştu. Arabada büyük bir ihtimalle battaniyenin altına ya da bagaja saklanıp çevre yolundayken Lucien'in kemerini çözen bir adam var sayımını. Küçük çocuğun herhangi bir güvenlik önleminden yararlanmayacağından emin olmak için saç kıskacın içinde ölmeye hazır bir çeşit intihar komandosu. Bütün bunlar mantıksızdı tabi. Kim kendini böyle bir tehlikeye atar ki? tuzağın içine hapsolmayı kabul ederek kim kendini kurban eder? Üstelik kazadan sonra üçüncü bir yolcunun izine de rastlanmamışken. Dayan yine de düşündüklerine sıkı sıkıya tutunmaktan alamadı kendini. Park sorumlusu göründü, aceleyle konuştu. Arabanızı hemen getiriyorlar madem. Sesinin tonu yüzünün çizgileri söylediklerinin tam tersini anlatıyordu. Dayan sordu. Ne oluyor? Üniformalı adam otoparka doğru umutsuzca baktı. Arkadaşınız her şeyle kendi ilgileneceğini söyledi. Hangi arkadaşım? Sizi bekleyen uzun boylu bey arabayı buraya kadar getireceğini söyledi ama şaşkın bakışlarını çevrede dolaştırdı. Onu göremiyorum. Dayan 30 metre uzaktaki ıhlamur ağacının gölgesinde otomobilini gördü. Çakıl taşlı seti uzun adımlarla geçti. Koyu renk ön camın ardında kontak anahtarıyla boğuşan Patrick Longley'in gölgesini gördü. Cama vurdu. Polis komiseri irkildi. Sonra şaşkınca gülümsedi, kapıyı açtı. Kiralık arabaların güvenlik şifresi olduğunu unutmuşum. Özür dilerim. Dayan içindeki duygunun öfke olup olmadığından pek emin değildi. Öte tarafa geçin dedi. Dev adam güçlükle sağ koltuğa geçti. Dayan arabaya girip sordu. Burada ne arıyorsunuz yoksa peşime adam mı taktınız? Polis komiseri hakarete uğramış gibi baktı. Birlikte öğle yemeği yememiz için adamlarımdan birini göndermiştim. Evinize vardığınızda gitmek üzere olduğunuzu gördüm. Mesajımı iletmiş, sizi buraya kadar izledikten sonra beni aradı. Neden restorana girmediniz? Langlois yakasını gösterdi. Kravat, kravat takmayı düşünmemiştim. Dayan gülümsedi. Anlaşılan içindeki öfke değildi. Komiser konuşmasına devam etti. Biliyorum kimliğimi göstermeliydim. Güç kullanarak içeri girmeliydim. Genç kadın kahkahayla güldüğü bu adamın gözle görülür derecedeki aldırmazlığı kendini çok daha hafif, çok daha duru hissetmesini sağlıyordu. Sanki tüm tasalarından arınmış gibi. Oysa Langlois restoranı göstererek sordu. Üvey babanızla iyi anlaşır mısınız? Sorudaki vurgu Daye'nin hoşuna gitmedi. Aklınızdan neler geçiyor? Adam parmağının ucuyla yan camı tıkırdattı. Dalgın gözlerini bahçeye dikti. Hiçbir şey geçmiyor. Çok şey görürüm. Hepsi bu. Gözlerinin içi gülüyordu. Bizim işimizde demek istiyorum. Dayan de gözlerini bahçeye çevirdi. Saanak yoldan geçenleri, çocuklu anneleri, pul satıcılarını kaçırmıştı. Geriye sadece gölgelerle hareketlenen pırıltılı bir görüntü kalmıştı hareketsiz birikintiler. Salınan yapraklar, yağmurla cilalanmış taş cepheler. Suların çekildiği bir kıyı düşündü. Birden içinde karşı konulmaz bir yumuşaklık, nekahat, şekerleme ve naneli bonbon özlemi duydu, sordu. Beni neden görmek istiyordunuz? Komiserin elinde bir dosya belirdi. Size bazı haberler vermek istemiştim varsayımlarımı sizinle paylaşmak. Kağıtlarını karıştırdı. Langlois teknolojinin günlük hayatı esir almasına direnen o snob ve çağ dışı yeni polislerden birine benziyordu. Spiral ciltli not defterine gömülüp cep telefonu taşımaya direnen o aynasız tipine. Söze girişti. Bu olayda bize saçma gelen çok fazla şey var. Önce cinayetin vahşeti, katilin belirgin gücü, aynı zamanda da boyu hakkındaki varsayımlar en çok 1.60. Ama bir sır daha var, tümüyle anatomik. Langlois durakladı. Yağmur arabanın tavanında hafif bir İspanyol havası tutturmuştu. Dayan bir baş hareketiyle devam etmesini istedi. Katilin iç organların arasında el yordamıyla atar damarı nasıl bulduğu meçhul. Adli tıp uzmanlarımıza göre deneyimli bir cerrah bile başaramazmış bunu. Yeni bir soluk alıp devam etti. Bu kadar imkansızlık fazla. Onun için yöntem değiştirdim. Bunun bir törene, örneğin Vietnam'da uygulanan bir kurban merasimine benzeyip benzemediğini düşündüm ve ne buldunuz? Başta elle tutulabilir hiçbir şey. En azından Güneydoğu Asya'da. Ama İnsanlık Müzesi'ndeki bir etnolog beni Orta Asya'ya yöneltti. Sibirya, Moğolistan, Tibet, Çin'in kuzeybatısı. Başka uzmanlarla karşılaştığım içlerinden birine göre katilin kullandığı yöntem o ülkelerde uygulananlarla benzerlik gösteriyormuş. Ne demek istiyorsun? Bir kurban etme yöntemi mi? Hayır, çok daha kaba. Hayvanları böyle öldürürlermiş. Göğüs kafesinin altında bir yer yarılıyor. Sonra açılan yarıktan çıplak el sokularak hayvanın ana atardamarı damarı sıkıştırılıyormuş. Dayenin beyninde bir şimşek çaktı. Bütün bunlar belirsiz anılar çağrıştırmıştı. Langlois anlatmaya devam ediyordu. Etnoloğun dediğine göre bu yöntem Moğolistan'da çok sık kullanılıyormuş. Bir damla kanı ziyan etmeden bir koyunu ya da bir rengeyini öldürmenin en iyi yoluymuş bu. Soğuk ülkelerde hayvan enerjisinin en küçük kırıntısına bile özen gösteriyorlar. Bir de kandan bir çeşit korkuları varmış. Tabu gibi bir şey. Dayan kuşkulu bir sesle sordu katil Orta Asya'dan mı gelmiş yani? Belki ya da orada bir süre bir süre kalmış, geleneklerini öğrenmiş olabilir. Adli tıp uzmanına bakılırsa insan anatomisi koyununkinden pek farklı değil. Bütün bunlar bana oldukça belirsiz geliyor diye mırıldandı dayan. Bana da bir ayrıntının dışında genç kadın Langlois'e döndü. Komiser Dayan'e e Almanca yazılmış bir turizm şirketinin adını taşıyan bir formun fotokopisini uzattı. Rolf Van Kane Moğolistan'a gitmeye hazırlanıyormuş. Ne diyorsunuz? Almanya'da BBK Federal Cinayet Masası soruşturmasını sürdürüyor. Doktorun bütün telefon konuşmalarını incelediler. Van Kane Ulan Batur'a giden uçaklar hakkında bilgi toplamış. Ulan Batur. Moğolistan Halk Cumhuriyeti'nin başkenti. Komiser Dayan'e şaşkınlıkla baktı. Bilir misiniz? Sadece adını. akapın Turcu bununla da kalmamış. İç hat seferleri hakkında da bilgi istemiş. Özellikle de ülkenin en kuzey ucundaki küçük bir kente giden uçuşlar hakkında. Elindeki notlara baktı. Tısagan Nur. Anlaşıldığı kadarıyla kararlaştırmadığı, tek ayrıntı hareket tarihi. Kısacası kullanılan yönteme bakılınca arada bir ilişki kurmak mümkün. Zayıf ama ne de olsa bir bağlantı işte. Langlois durdu. Sonra yumuşakça sordu. Ya siz? Sizin bana vereceğiniz haberler var mı? Dayan omuzlarını sikti. Bakışlarını yeniden bahçeye çevirdi. Yağmur dalgalar halinde iniyordu camlara. Hayır Yetimhaneyi aradım. Hiçbir şey bilmiyorlar. Hepsi bu kadar mı? Uzmanlara Lucien'in ana dilinde söylediği bir şarkının kasetini bıraktım. Bir ihtimal nerede olduğunu bulabilirler. İyi yapmışsınız. Başka? Dayan kaza süsü verilmiş cinayet varsayımını arabasına gizlenmiş kamikaze katili düşündü. Hepsi bu diye cevap verdi. Langlois sordu. Benden kamyon şoförünün adresini neden istediniz? Dayan irkildi ama komisere hiçbir şey belli etmemeye çalıştı. Onunla konuşmak istiyordum. Hepsi bu. Lucien'in durumunu anlatmak. Langlois içini çekti. Sessizliği metale düşen sağanak yağmurun sesini bölüyordu. İnsanlar tecrübelerimizi hiç önemsemez. Dayan şaşkınlıkla döndü. Bunu neden söylediniz? Size ne düşündüğümü açıklayayım. Siz kendi kişisel soruşturmanızı yürütüyorsunuz. Benden istediğiniz de buydu. Öyle değil mi? Aptal görünmeye çalışmayın. Ben size Van Kane'in ölümüyle ilgili soruşturmadan söz ediyorum. Neden böyle bir şey yapayım ki? Sizi az da olsa tanımaya başladım dayan. Onun için sizin de neden aynı şeyi yapmadığınızı merak ediyorum doğrusu. Dayan sessiz kaldı. Polis komiserinin sesi ciddiydi. Dikkatli olun. Bu işin yüzde onunu bile bilmiyoruz. Her şey bir anda suratımızda patlayabilir. Hem de hiç beklemediğimiz bir şekilde. Onun için dedektif Alice'çilik oynamayı bırakın. Dayan başını kaderine razı bir çocuk gibi salladı. Langlois kapıyı açtı. Arabanın içini bir yağmur sağına doldurdu komiser inerken konuştu. Gelecek sefer yemeği ben ısmarlayacağım. Arabada dinip ekledi. Polisler Paris'in en iyi fast food restoranlarını bilir. Bütün milkshake'lerin tadı aynı değildir. Haberiniz var mı? Aralarında bir sürü küçük fark var. Dayan neşeli bir ifade takınmaya çalıştı. Sizi utandırmamaya çalışırım. Langlois yağmur damlaları sırtını döverken eğildi. Şunu unutmayın, dikkatsizlik küçük kız kahramanlıkları yok. En küçük bir şeyin yolunda gitmediğini görürseniz beyni arayacaksınız. Tamam mı? Dayan son bir tebessümle cevap verdi ama kapanan kapının sesi kulağına tabutun çarpan kapağı gibi geldi. 24. kısım ona bir ışık kaynağı gibi ama kendi karanlıklarının içinden bakıyordu. Pansuman yapılmıştı. Daha sıkı, daha ince sargılar kafatasını basit bir gazlı bez gibi sarıyordu şimdi. Direnler ise kuşkusuz daha o sabah çıkarılmıştı. Önemli bir adımdı bu. Lucien artık beyin kanaması tehlikesini atlatmıştı. Koltuğunu yaklaştırdı, işaret parmağının ucuyla çocuğun alnını, burnunu, dudak kenarlarını okşadı. Birlikte geçirdikleri ilk geceleri hatırladı, alçak sesle masallar anlattı. Karanlıkta elinin nefes almasına uyarak kalkıp inen yorgun vücudun çizgilerine dokunduğu geceleri, kendini... O minicik tepelerin üzerinde, gizemli vadilerin çukurunda yapılacak yolculuğa hazır hissediyordu yine. Sargılı vücuttaki hayatın kıpraştığını, belirginleştiğini, yerleştiğini büyük bir keyifle hissediyordu. Ne var ki bir acı diğerini saklayamaz. Ölüm tehlikesinin uzaklaştığı şu anda içinde yeni kaygılar büyüyordu ana kanamanın durduğu bir vücutta ağrıların kendini gizlemesi gibi üzüntüsünün yeni boyutlarıyla karşılaşıyordu. Çocuğunun her yarasını, her beresini öfke ve çaresizlik içinde kendi vücudunda hissediyordu. Dayan yeni bir umutsuzlukla tanışıyordu ve kaleten acı çekmenin umutsuzluğuyla kafasından atamadığı bir gerçek vardı. Çevrelerinde bir yerde Tehlike kol geziyor, onları tehdit ediyordu. Bu gerçek giderek saplantıya dönüştü. Bilmecelerin çözümlenmesine katkıda bulunamazsa asla geleceğe bakamayacaktı. İşte kararlıl kararlılığı bu nedenle daha güçlenmişti. İşte hipnotizmacı Paul Satcher'dan aynı akşam saat 6'daki randevuyu bu yüzden almıştı birden yatağın ayak ucuna asılmış üzerine her gün Lucien'e verilen ilaçların ve ateşinin işlendiği tabelayı gördü. Milimetrik karelere bölünmüş kağıdı koparıp aldı. Kurşun kalemle çekilmiş çizgi dün gece 11 ile bu sabah 10 arasında 3 ateş yükselmesi gösteriyordu. Öyle sıradan yükselmeler değil her üçü de 40 derecenin üzerindeydi. Dayan duvardaki telefonu kaldırdı. Erik Daguer'in numarasını tuşladı. Cerrah ameliyathanedeydi. Bu kez Madame Ferrer'ın numarasını aradı. Bir dakika kadar sonra koridor camlarının ardından gri saçlar göründü. Dayan daha ağzını açmaya fırsat bulamadan hemşire tarafından uyarıldı. Doktor Daguer size bundan söz etmememi istedi. Sizi boşuna endişelendirmemek niyetindeydi. Dayan öfkeden köpürüyordu. Öyle mi? Ateş sadece birkaç dakikalığına yükseldi. Buna selim bir tepki diyoruz. Dayan ateş çizelgesini uzattı. Selim mi? 41 derece mi Selim? Doktor Daguer ateş yükselmesinin çocuğun geçirdiği şokun etkisi olduğuna inanıyor. Metabolizmanın normal işlevine başladığının dolaylı belirtisi olarak görüyor bunları. Dayan asabi bir hareketle eğildi, çarşafın kenarlarını şiltenin altına sıkıştırdı. En ufak bir değişiklikte de bana haber verirseniz iyi olur. Anlaşıldı mı? Tabii. Eğer bir şey daha söyleyeyim. Bunun bir önemi yok. Dayan çarşafları düzeltiyor. Kağıt önlüğü yerleştiriyordu. Birden histerik bir kahkaha attı. Önemsiz öyle mi? Yine de Doktor Dagoer'in benimle görüşmek istediğini sanıyorum. Ameliyattan çıkar çıkmaz. 25. Kısım Her şey yolunda dayan. Size bunu söyleyebildiğim için çok mutluyum. Şimdiye kadar duyduğu en kötü söze girişti bu. Ya yükselen ateş diye sordu. Erik de soruyu aldırmıyormuşçasına karşıladı. Çalışma masasının ardında, üzerinde beyaz doktor gömleğiyle duruyordu. Hiçbir şey değil. Lucia'nın durumu iyiye gidiyor. İyileştiğini doğrulamayan tek bir belirti yok. Bu sabah direnlerini çıkardık. Yakında başka bir servis alacağız onu. Bu neşede kulağa sahte gelen bir şey vardı. Dayan bakışlarını cerrahın göz kapaklarının altında parlayan göz bebeklerine dikti. Anna Karanina'nın anarşistleri. Hani şu prenslerin yoluna bomba atanların gözleri de böyle parıldıyor olmalıydı. Ortaya öylesine bir soru attı. Bana söyleyeceğiniz başka ne var? Doktor ellerini cebine soktu. Birkaç adım attı. Gece ya da gündüz odası hep aynı yoğunlukta aydınlatılıyordu. Sizi Didier Romance'la tanıştırmak istiyordum dedi sonunda. Antropologdur. Dayan o ana kadar görmezden geldiği üçüncü kişiye dönmeye tenezzül etti. Daguer'den daha genç biri esmer, zayıf, 20 santimlik bir cetvel kadar dik. İfadesiz yüzüne siyah çerçeveli bir gözlük takmıştı onu görenin bir denklem ya da soyut bir formül düşünmemesi mümkün değildi. Doktor devam etti. diğer bir antropolog, bir biyometri ve topluluk genetiği uzmanı. İfadesiz adam başını salladı. Çekingen bir tebessüm yüzüne yayılmaya çalıştı. Ama kısa sürede geri çekilmek zorunda kaldı. Daguer dayana sordu. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? aşağı yukarı. Daguer bilim adamına dönüp gülümsedi. Sana söylemiştim inanılmaz biridir. Sesindeki neşe kulağa giderek daha sahte geliyordu. Devam etti. Dadi, da, Didier Lucien'den bahsetti. Ondan birkaç analiz yapmasını istedim. Dayan elektriklendi. Analiz mi? Umarım. Klinik analizlerden söz etmiyorum tabi sadece çocuğunuzun bazı fizyolojik özelliklerini daha genel olarak adlandırabileceğimiz bazı ölçütlerle karşılaştırdık. Hiçbir şey anlamıyorum. Antropolog araya girdi. Benim uzmanlık alanım polimorfizm, madam. Dünyanın çeşitli topluluklarının özelliklerini belirleme konusunda çalışıyorum her halkta, her etnik toplulukta ötekilerine oranla daha sık rastladığımız bazı özellikler var. Topluluğun tüm üyeleri bu özellikleri taşımasa da bir etnik ailenin genel portresini çıkarmamıza imkan veren ortalamalara sahibiz. Daguer oturdu. Romansın bıraktığı yerden devam etti. Lucia'nın fizyolojik özelliklerini geldiği bölgede bulunan toplulukların ortalamasıyla karşılaştırmanın ilginç olacağını düşündük. Belki de bu yöntemle nereden geldiğini öğrenme fırsatını buluruz. Kesin kökenini demek istiyorum. Daya'nın öfkesi biraz daha arttı ama bu kendine yönelik bir öfkeydi. Bunu daha önce nasıl düşünmemişti? Yetimhane ile temasa geçmişti bir uzmana Lucien'in söylediği sözleri vermiş, söylemişti. Onu kurtaran yöntemi daha iyi anlamaya çalışmıştı. Bütün bunlara rağmen en belirgin işareti araştırmayı, vücudunu inceltmeyi düşünmemişti. Üyesi olduğu etnik grubun belirlenmesini sağlayacak çok küçük de olsa bazı fizyolojik benzerlikler gösterecek vücudu. Romansa dönüp çok daha sakin bir sesle sordu. Ne buldunuz? Antropolog çantasından bir tomar kağıt çıkardı. Eğer isterseniz boyuyla başlayalım. Hastaneye geldiğinizde Lucien'in 6 ya da 7 yaşında olduğunu belirtmişsiniz. Ne var ki dişlerine bakıldığında süt dişlerinden hiçbirinin düşmediği görülüyor. Bunun anlamı da oğlunuzun 5 yaşında oldu. Başka bir belgeye geçti. Dayan, kaza gecesi doldurduğu giriş formunu tanıdı. Burada Lucien'in Andaman denizi kıyısındaki etnik gruplardan geldiğini belirtmişsiniz. Dayan ellerini yana açtı. Bilmiyorum ki. Yetimhane müdüresine göre Lucien'in söylediği kelimeler ne Tayca'ya ne Birmanca'ya ne de o bölgenin bilinen herhangi bir lehçesine benziyormuş. Romans gözlüklerinin üzerinden kısa bir bakış attı sonra sordu Yine de oğlunuzun dünyanın o bölümünden yani Birmania, Tayland, Laos, Vietnam ve Malezya arasında kalan bölgeden geldiğini düşünüyorsunuz değil mi Dayan tereddüt etti Ben evet tabi başka bir şey düşünmek için nedenim yok Antropoloğun bakışları bir satır gibi indi Eğer dikkatimizi Andaman Denizi kıyısında sıralanan bölgelere çevirirsek, hatta araştırmamızı Tayland Körfezi'ne ve Çin Denizi'ne kadar yayarsak, sadece tropikal bölgelerde ve ormanlarda yaşayan etnik gruplarla karşılaşırız. Yine Dayan'e kısa bir bakış. Erik etolog olduğunuzu söyledi. Bu nedenle doğal ortamın insanların boyu üzerinde büyük etki yaptığını biliyorsunuzdur. Ormandaki insan ve hayvanlar başka çevredekilere, örneğin ovalarda yaşayanlara göre çok daha kısa ve küçüktür. Dayan adamın bakışına karşılık verdi. Gözlüğe karşı gözlük. Romans notlarının üzerine eğildi. Güneydoğu Asya'nın tropikler arası ormanlarında yaşayan bir insanın boyu 140 ile 165 santim aralığındadır. Bu ölçüden hareketle böylesi ailelerin 5 yaşındaki çocuklarının yaklaşık 70 santim boyunda olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Çerçevenin üzerinden bir bakış daha. Oğlunuzun boyunu biliyor musunuz madam? Sanırım 1 metrenin üzerinde. Tam olarak söylemek gerekirse 1 metre 12 santim yani Ortalamanın 42 cm üzerinde. Devam edin. Romans yeni bir kağıt çıkardı. Cilt rengine geçelim. Halkların derisi üzerinde bir sürü araştırma yapıldı. Bu ölçütün açıklaması karmaşık, kullanılması tehlikeli de olsa size bir şeyler anlatacağım. Genellikle derinin yansıttığı ışığı özel bir yöntemle ölçeriz. Reflektometre yöntemiyle. Kişinin cildine bir ışık gönderir, cildin yansıttığı fotonları ölçeriz. Derinin rengi açıldıkça yansıyan ışık da artar. Dayan sabırsızlıktan ne yapacağını bilemiyordu. Romansın nereye varmak istediğini anlamaya başlamıştı. Bu testi Lucien'e uyguladık diye devam etti bilim adamı. %70 ile 75 arasında değişen sonuçlara vardık. Kısacası, oğlunuzun cildi ışığın hemen tümünü yansıtıyor. Cildi parlak bir beyazlıkta, tropikler arası koyuluğundan çok uzak. Fikir vermek için söyleyeyim, Andaman bölgesinin ortalaması 55 dolaylarında. Dayan çocuğun aşırı solukluluğunu aşırı solukluluğunu hatırladı. Lucy'yi yıkarken altından incecik damarları görünen neredeyse şeffaf cildini hayranlık nedenleri nasıl da birden korku kaynağına dönüşmüştü. Adam sayfalarını çevirerek devam ediyordu. İşte başka bir inceleme daha. Lucy'nin fizyolojik mekanizmaları ile ilgili tansiyon, kalp atışları, kan şekeri, soluk hacmi. Dayan adamın sözünü kesti. Bütün bu konularda istatistiğe sahip misiniz? Antropolog gururla gülümsedi. Ve daha birçok konuda da. Bunları oğlumunkilerle karşılaştırdınız öyle mi? Romans başıyla onayladı. Lucien bu incelemelerden birinde bizi şaşırtan bir sonuca ulaştırdı nekahat döneminde olmasına rağmen soluk alma hacmini ölçmeyi başardık. Dikkat çekici bir göğse sahip olduğunu söyleyebilirim. Sizin de bildiğinizden eminim ama bir insanın soluk alma hacmi yaşadığı yerin yüksekliğine doğrudan bağlıdır. Örneğin dağ insanları vadilerde yaşar, vadilerde yaşayanları oranla çok daha yüksek bir soluk alma hacmine ve çok daha güçlü bir al yuvar oranına sahiptir. Bu özellikler onların doğdukları ortama uyum göstermelerini sağlar. Peki, peki sonuca gelin. Bilim adamı başını salladı. Bütün bu saydığım konularda Lucien yüksek irtifada yaşamı anımsatan oranlara ulaşıyor deniz kıyısında ya da ormanda yaşayanlarla en ufak bir ilgisi olmayan oranlara. Sessizlik dayanın şakaklarında atıyordu. Ne kelimelere ne de tahminlere dönüşemeyecek bir sessizlik. Di diğer roman yeknesak sesiyle devam ediyordu. Eğer boyuyla, cildinin rengiyle ve fizyolojik yetenekleriyle ilgili verileri bir araya getirirsek yaylaları, soğuğu ve yüksekliği birleştiren bir denkleme varırız. Dayan boğuk sesle sordu. Hepsi bu kadar mı? Adam bütün kağıtlarını bir araya getirip kaldırdı. Bu 50 sayfa boyunca böyle sürüp gidiyor. Her şeyi inceledik. Kan grubu, doku grupları, kromozomlar. Vardığımız hiçbir sonuç, tekrar ediyorum hiçbir sonuç, Andaman denizi çevresinin Ortalamasıyla en ufak bir benzerlik taşımıyor. Dayan soluk soluğa sordu. Ve elde ettiğiniz sonuçların sizi baş, bambaşka bir yöne çevirdiğini tahmin ediyorum. Türk mu olmadan çocuk uzak doğu Sibirya halklarının taşıdığı bütün özelliklere sahip. Lucien tropikal bölgelerin çocuğu değil. O Taygan'ın evladı. Bana kalırsa onu nüfuzunuza geçirdiğiniz yerden binlerce kilometre uzakta doğdu.